Genel anlamda lezzetliydi. Yani mutlaka bir şeyler buldular, illa ki bulacaklar ama lezzetine çok fazlalık ettiklerini düşünmüyorum. En az 6 puan bekliyorum bu yarışmada. Evet, haftanın ortasında Furkan yarışı. Şimdi yarışmacılar ona puan verecekler. Bakalım yemekleri kaçar puan alacak diğer rakiplerinden. Buyursunlar, yazabilirsiniz. Çabuk yazdınız. Çok zorlayacak bir menü değildi. Çok zorlayacak bir sofra değildi. Çok zorlayacak yemekler hiç değildi. Tamam, yemeği yedik, bitti. Evet evet. Tamam. Kolay karar verdik o yüzden. Zorlamadınız bizi, teşekkürler. Herkes puandan emin mi? Değiştirmek isteyen var mı? Dün Funda değişikliğe gitmişti. Bugün? Bir bakışalım sizle. Belki değiştirirsiniz yine. Evet. Değiştiren yok galiba. O halde Esra'nın puanıyla bugünkü oylama başlıyor. Evet, Esra, görelim bakalım puanını. Furkan'a kaç geliyor ilk olarak? 4. Ne diyeceksin? Yorum yapmamı ister misin? İsterim tabii ki de, merak ediyorum. Çorbanızı beğendim. Yani aslında kıvamını beğenmedim. Arpa şehirleri biraz fazlaydı ama... Ya şu bırak ama... bırak, üçten beğenmedim bir diye söyleyebilirsiniz. Bir puan vermişsin ya, neye verdin? Çorbaya mı? Çorbaya beğendim, evet. Peki, yani kırmak istemedim arpa şehirlerinden. Ana yemeği zaten beğenmedim, tatlıyı da beğenmedim. Sadece bir puan verdiğiniz farkındasınız. Zaten patlıcan... Kulesi gerçekten çok kötüydü. Ana malzemesi çiğdi. Tamam, İçindeki... tamam. Kusura bakmayın. Kusura baktım. Peki. Sen kaç bekliyordun en az? Ben 6 bekliyordum açıkçası. Yani 6'lık bir masa değildi Furkan Bey. 6'lık bir masa olduğunu düşünüyorum. Yani 1 puanlık bir masa da değildi. Bakalım Funda kaç puan olduğunu düşünmüş. Evet Funda'cığım, senin de puanını görelim. Benim 5. Ne? Şok. Evet 5. Çok mu geldi size, şaşırdınız? Bir gözleriniz bakıyor. Neye 5 verdi? Çok merak ettim, yorumun ne olur isterseniz. 3'ün üzeri ya hani, 3 artı 2, 5, 2 puan vermiş. Yani misafir. Çok mu gözünüz kaldı bence? Bence Beyza Hanım'ın masasıyla ben aynı görmüştüm, 4 vermiştim. Funda Hanım da herhalde aynı gördü. O günkü verdiği puanı vermek istedi, 5. Yani 4 veremezdim. O zaman gerçekten saygısızlık, haksızlık olurdu sizin masanıza. Kıyasla daha böyle gerçekten iyi. Benim masamda soğan yani yüzden... bile vardı, peçeten bile vardı. Salatamı bile vardı. Şöyle bir servis tabağında getirip koymadım size. Yani masamı bize davranış şekilleri de düzgündü size göre. Zaten saatine aynı şekilde baktı, verdim. Konuştu. Elini benimle uzatıp değil, uzatıp onu konuşuyor. Soner Bey'e yaptı. Ama sonuçta onu Soner hepimiz misafiriz yani burada. Olabilir. Size de yapılabilirdi. Ama bana şey sormak istiyorum. Saygısızdı. Bir saniye, servis ettiği bir yemeğin üzerine getirip eliyle sofrada maydanoz koyması ne kadar onu doğru? Ben söyledim onu, benim tabağıma getirmedi ama. Bir saniye, ben istemedim sen abi. Davranışı, servisi benim... falan iyiydi dedin de Beyza'dan, ona istinaden sordum. Yani bize davranışı, bana cevabı falan, evet bana öyle kötü bir cevap da... Yani genel olarak masaya olan tavrı değil, sana kişisel tavrı mı? Yani bize bir bana bir cevap vermediğini düşünüyorum. Bana bir kötü... Yani başkasına ne yaparsan... Hayır. Bir saniye, masada servis genel bir şeydir ya. Ama yani ben bir birey olduğum için... Sen bireysel değerlendiriyorsun. Bencillik. Ben bir görmeden göre... O gün Beyza'ya dedin ya, genel olarak misafir ağırlandı. Bize ama bana cevap verdi ya. Dibin geldi dediği için ondan puandırdı. Anladım, merak etmiştim. Hayır, dibim geldi. Ben yorum yapabilir miyim bir saniye? Burada kişisel bir şey var benim gördüğüm. Ben diyorum, tabii ki. Yani genel bir şey görmüyorum. Hiçbir şey değil. Çünkü benim üzerime oynuyorlar. Ben bir misafirliğe gittiğimde ben oradaki bütün davranışları total değerlendiririm. Sadece bana yapıp yapınız, toplumda da böyle olması lazım. Yani bugün bir yerde sen yanlış bir şeye rastladığında, birisi birisine kötü davranıyorsa veyahut yapılmaması gereken bir şey yapılıyorsa sana yapılmadığı için tepki göstermeyecek misin? Tabii ki gösteririm. Şunu demek istedim. Çelişme. Çelişmeyin. Soner yorum yaparken bir saniye. Soner yorum yaparken dinliyorum. Tak diyorum. Sen boş konuş. Maydanozu ben söyledim yemek, zaten. Sulu yemek tabağında şey git. Şimdi sen diyorsun ki söylediğinle verdiğin puan çalışıyor. Beyza'nın davranışları iyi değildi. Bize güzel davranmadı. Ama öyle yapmadı evet, diyorsun. Evet, bana kişisel iyi davranmadı. Ben de diyeyim ki görülen şeyle senin söylediğin farklıydı. O zaman benim... Seyirci ve yarışmacılar da sanırım benle benim puanım yemek puanı değildi o zaman. Benim davranış ben puanımdı. Siz işte benim söylediğim şey oldu. Bana hafızlık yap puan verdi bence. Siz de yemekleriniz kesinlikle neden siz bir durun yani. Siz nasıl durun, konuşuyoruz ben yani. Ben burada yarışıyorum. Benim demek ki o gün yemeklerim değil. Size hazır cevap olmam. Hayır, kesinlikle biz ama onu dediniz. Onu sen de fazla sivri konuşmalar yaptın, o da yaptı. Yani ama benim söylemek bir şey söylemek sadece istiyorum. Sadece tek taraflı değerlendirmiyorum. Yani karşılıklı bir
demin de söyledim ya, yıldızın barışmaması, kimyanı tutmaması durumundan mütevellit, bu da puanlara yansıdı. Benim gördüğüm nokta o. Doğru. Gördüğüm nokta doğru. Bu. Yani sen de aynı şekilde, sen de aynı şekilde. Bir kişisel bir duygular öne geçti diyor. Çok saygı güzel. Anlamında kimseye bir şey demiyorum. Hayır. Ben sadece ama... burada gördüğüm, bakın kişisel olarak değerlendirmeyin. İki yarışmacı arasındaki duygu ve düşünceler puana yansımış. Yansımış. Ama tamam, sen söyleyeyim. Daha fazla uzatmanın manası yok. Sonra en puanına geldik. Evet Soner, senin de puanını görelim. Benim puanım 4. Hemen yorumlamak istiyorum. Şaşırmadım zaten. Şaşırmadınız. Neyi zaten beğendiniz, bir puan verdiniz? Çorbanızın tadını beğendim. Zaten açıklayacağım hemen müsaade ederseniz. Öncelikle çorbanın tadını dediğim gibi beğendim. Şimdi özensiz bir masa bizi karşıladı. En önemli kıstaslardan bir tanesiydi. Kendi masamla kıyasladığımda bu benim için çok mühim bir meseleydi. Bunun dışında etiniz dediğim gibi hazır bir sos kullanmışsınız. Hazır aldığınız bezelyeyi püre yapmışsınız. Basit bir sostu. Bunun yerine Zuhal Hanım'ın belirttiği gibi farklı bir püre deneyebilirdiniz. Etinizde bazı kırmızılıklar vardı. Pilavınızın dibi tutmuştu ki hiç tuz, tat öyle bir şey alamadım. Çok fazla yiyemedim. Tabağı olduğu gibi geri götürdünüz. Tatlınız da çok brownie gibi değil. Çok kıvamı biraz daha katıydı. Kurabiye gibi geldi brownie bana. Brownie kurabiye, yani ikisi bir arada. Brownie kurabiye evet, çakışmış. Ben daha önce brownie çok yedim. O yüzden ben de yedim. Bu getirdiğiniz yani direkt brownie değil, yani brownie kurabiye. Orijinal güzel bir brownie olduğunu düşünüyorsanız bir şey diyemem. Onun dışında da ara sıcak olarak bir tane getirdiğiniz, ne yazık ki patlıcanlar pişmemişti. Arasına labne peyniri sürüp önümüze koydunuz. Peki. Devam evet. ediyoruz. Son olarak da Beyza'dan bir puan gelecek. Evet, son puan da senden gelsin Beyza. 4'tür değil mi? 4. Şimdi dediğim gibi çorbanın kıvamı offside, ara sıcak pişmemiş, ana yemek pilavın dibi tutmuş, artı lapaydı, bari dibi tutmasaydı. Etinize gelince pişmemiş, pürenize gelince kremayla neyi karıştırırsanız karıştırın mükemmel bir tat çıkar. Tatlınıza gelince tatlı, başlı başına offside tatlı bir davet masasında verilebilecek bir ürün zaman, değil. Siz kime brownie veriyorsunuz? Yanlış puan verdiniz. 3 verecektiniz sanırsam. Ve bir şey beğenmedim. Ayrıca, bir puan neye evet, geldi? Evet, hiçbir şey beğenmedim. Bir o da verdiğiniz emeğe verdim. Allah razı olsun ya. Misafirperverlik yok. Siz de bana yer hediye getirecek misiniz? Getirmemek 4 puan. Dün bana dedi ya, Beyza Hanım bize hediye getirecek misiniz? Neden? Dün, size çok puanlar verdik ya. 6 puan, 5 puan. Hani hayrına mı verdiniz? Hayrına verdin. Ben en azından size o zaman düşünerek verseydiniz. Sizi sonradan bir şey yapmadım. Ben kimse bana yorum yaparken başka bir şeyle ilgilenip saygısızlık yapmadım. Eğer eve girer girmez bana nasılsın deyip beni eleştirmeye başlasaydınız ben de size çok tatlı gelirdim. Gününüz nasıl geçti dedik size. Pimi çekilmiş bomba gibi gelirsiniz. Ben yetiştirdiniz mi? Gününüz nasıl geçti dedik. Evet, eline emeğine sağlık diyelim Furkan'a. Yarın kim yarışıyor kızlar? Ben. Evet, Funda'yı göreceğiz, iddialı bir yarışmacı. Bakalım inşallah bu sefer güzel şeyler yeriz. Hepinize afiyet olsun, iyi akşamlar efendim.